Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalbinin mülayimliği ve onun katkılığı. Linul kulub ve kusvatul kulub. Allah Ta'ala adamlarını yaratarken onlara kalplerini verdi. Bu kalpler özgürüp duradı. Muloyim bo'lib turadi ba'zida, muloyimlikda cho'qqisi yetadi, qo'pol qattiq dag'al bo'ladi, buni ham nihoyasi yetib boradi. Alloh azza va jalla muloyim, layyin qalb egalarini maqtadi. Qattiq, qo'pol qalb egalarini esa yomonladi. Insonning qalbi muloyim, yumshoq bo'lar ekan, uni bu qalbi albatta tashqi a'zolariga ham ta'sir qiladi. Qalbi muloyim, qalbi yumshoq insonni so'zi ham yumshoq bo'ladi, muomalasi ham yumshoq bo'ladi. Endi qalbi qattiq insonni so'zi ham qo'pol dag'al oladi, muomalasi ham. Albatta bu ikkisi hech qachon bir-biriga teng bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, astag'fir billah. Summa qasat qulubukum min ba'di zalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar. So'ngra shunday mo'jizalarni ko'rgandan keyin ham dillaringiz qotdi. Bas u dillar tosh kabidir. Yoki undan da qattiqroqdir. Toshdan ham qattiq chunki ba'zida toshlar yorilib, ichidan suvlar otilib chiqadi. Qalbi yumshoq kishilar. Bu shunday bir insonlarki, Alloh taoloning zikri bo'lganda qalblari yumshab, ko'zlardan yosh oqadi. Qur'on tilovatini eshitganda ko'zlardan yosh oqadi. Mana Qur'on tilovatini eshitdik. 28 bor uni o'qib olishdi. O'zimizga savol beraylik-da, bir marta ko'zimga yosh keldimi deb? ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الله تعالى aytadi ular payg'ambarga nozil qilingan narsani Qur'onni eshitgan paytlarida uning haq ekanini bilganlari sababli ko'zlaridan yosh quyilayotganini ko'rasiz ular Parvardigoro iymon keltirdik bas bizni guvohlik berguvchilar qatorida yozgan deydilar muttaqillarning imomi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'on o'qiganda yig'lardilar. Namozda turganda qattiq yig'lardilar. Oysha onamiz aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechalarni birda shunda yig'ladilarki, soqollari hul bo'ldi. Yig'ishda davom ettilar, kiyimlari hul bo'lib ketadigan darajada yig'ladilar. Qarang, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qanday yig'lagan, sahobalar qanday yig'lashgan. Abu Bakr Siddiq. U kishi imomlikka o'tib namoz o'qar ekan, Qur'on o'qib Qur'onni eshitib tilovatini o'zi o'qib to'xtab qolardi yig'isidan, o'qiy olmaganligidan. Umar ibn Xattob shunday bir shiddatli, haybatli, kuchli inson bo'lishiga qaramasdan qalbi muloyim edi. U kishini ko'p yig'laganligi bois mana shu ikkita yanog'idan ko'z yoshini oqqanidan qora chiziq paydo bo'lib qolgan edi. Ular yig'lagan hollarida yuzlari bilan yiqilurlar va Qur'on ularning xokisorliklarini ziyoda qilib Qur'onni eshitganda qalbi yumshaydi insonning. Kibridan tushadi. Siqilib turgan bo'lsa ko'ni ko'tariladi. Ja xursand bo'lib ketgan bo'lsa joyiga tushib qoladi. Qur'on insonning qalbini tarbiyalaydi. Umar ibn Abdulaziz imom yotarida Qur'on o'qib to'xtab qoladi namozini davom eta olmasdan. Tunlarning birida bu ulug' inson shunday yig'ladiki, atrofdagilar uni ko'rib yig'lashdi. Tonggacha yig'ladi. Ayoli so'radi. Nima uchun yig'laysiz? Umar ibn Abdulaziz aytdi. Alloh taoloni fariqun fil jannati va fariqun fis sa'ir oyatini o'qidim dedi. Nima degani bu? Bir guruh odamlar jannatda bo'ladi, bir guruh odamlar do'zaxda bo'ladi. Qaysinisida ekanligimni bilmasdan yig'layapman dedi. Xulofoy roshlarning 5-inchisi deyiladigan kishi mana shunday qo'rqib yig'lagan. Mo'zimni Jabal ham yig'lar edi, sababini so'rashganida Alloh taolo bir toifa bandalarni do'zaxligini yozgan. Yana bir toifani jannatligini yozgan. Men ana shularning qaysi biridan ekanligini bilmasdan yig'layapman dedi. Abdulloh ibn Ravoha ayoli uni yig'layotganligini ko'rib so'raganida Qur'ondagi oyat sabab bo'lganligini aytadi. Astagfirullah. Va in minkum illa variduha kana ala robbika hatman maqdiya. Sizlardan har biringiz unga tushguchidirsiz. Do'zaxga. Sizlardan har biringiz unga tushguchidirsiz. Bu Parvardigoringiz amriga binoan vojib bo'lgan hukmdir. Hamma o'tadi do'zaxdan.
ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪ي هَجِس۪يَّ Sonra takvadar bulgen zatlarını ondan kutkarırmız ve zalim kimselerini tıs çökken halları da cehennemde kaldırırmız. Abdullah ibn-i Ravahiyeti yaptı. Hammanın çüşünü yapırı yaptı, lakin hammanın çıkışını yapırma yaptı Allah. Men çıkamam mı, çıkmayayım mı? Şunu öyle bir yıl yapan dedi. Biz şu derecede özümüzde bahayımız kattı ki öyle ben koymayayımız. Biz kelime geldirdi, bu oldu Müslümanımız. Biz namaz okuyapız, bu oldu, bir günahlarımız geçirilgen. Bu sahabalar, triki de başaratını eşittirip cennetti başaratını. Şimdi korkup havatır buna yığılaşken. Kaçan biz Abdullah ibn-i Ravaha görüşe bir yığılarkenimiz buradalar. Ebu Bekir Sıddık halife oturganı da Yemenli bir top kişiler gelişti. Onlar ki İslam arz kılındı, kelime keltir Müslüman buluştu. Kur'an oku verilgeni de bu yengen bugün Müslümanlar gel. Onlar yığılaştı. Ebu Bekir Sıddık etti. Kalplarımız katıp gitmesinden durup bizden şuna yığılardık. De koydu. Kalbimiz katıp gitmesinden bizden şuna yığılardık. Biz neme yığılamayız eken? Kalplarımız katıp gitmesinden. Endi adamlarda hazır ahvalını görüyor musunuz? Adamların köpçülüğü namazda durup hem Kur'an tılavatını eşit durup hem yığılamaya koydu. Köz yaşlanmaya koydu. Kalpler nümala bulan var hem özü buladı. Doğru mu? Namaz götürün yanındaki yerlerde kurup götürün hem fikirler. Bir kişi etedi. Sufyan'ın savrini huzuru yekirdim. O namazda durup ushbu oyatni o'qiyotgan edi. Men kirganimni sezmay qoldi. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum va najwahum. Bala va rusuluna ladayhim yaktubun. Mazmuni balki ularning gumonlaricha biz ularning sirlarini bilmasmiz va shivirishlarini eshitmasmiz. Undoq emas. Bizning elchilarimiz ularning oldidagi har bir ishlarini yozib tururlar. Shuni o'qib yig'lar edi. Namazını tüketip ayette, ha parvardigar, sen sırrımızı hem, şivirşirimizi hem, aşkarımızı hem buladığın zatsan. Çünkü bu kişilerin kalpleri buradalar, mulayim, Allah'dan korkucu layim kaldılarıydı. Ali ibn Abi Talib, uzağı yığılarıydı. Osman'ın Affan, kaçan ölüm desletilse, kaçan kabar hakkında yapırsa yığılarıydı. E Amir el-Mumini, nümege yığılıyorsunuz? Fakat kabr bilen ölüm yapırken de, cennet dozakta yapırsa yığılamıyorsunuz. Halife aytardı, birodarlar, kabir ahiret diyarının birinci bekati. Eğer onda najotga erişsek, ondan keyinge hamma iş yaxshi bo'ladi. Eğer onda muvaffaqiyatlilikka yuzlanadigan bo'lsak, ondan keyinge hamma iş yomon bo'ladi derdi. Kabirni eslaganda, kabirni ko'rganda yig'ladi. Bizning holimiz qalaylar, qabristonga borib bemalol tijoratimiz gaplashib olamiz. Endi bunu mukabilada ikinci tür kalp egeleri var. Bu kalbi kattı, kalbi kasi boyan kişiler. Alam yani lillezine amanu an takşa'a kulubuhum li zikrillahi ve ma nazala minal haq. Allah Teala soru yaptı. İman keltirgen zatlar için dilleri Allah'ın zikriye ve nazil bolgen hak Kur'an'a mail buluş vakti gelmedi mi? Kalplar düğümşeyen vakti gelmedi mi? Yani bunu mukabilada ikinci kalplar da yaptı. وَلَا يَكُونُ كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَتَعَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Yani bunu mukabilede ikinci taifa iyileri. Şunindek ular için ilgari kitap ata edilgen. Sön, ular bilen peygamberlerin ortasındaki müddet uzaya geç, dilleri katıp etken kimseler kebi bolu kalması diye vakti gelmedi mi? Yani peygamberler bilen ularda zaman ortasında uzara vakti ötkenden ki kalpları katıp etti. Unaqa bo'lmaydigan vaqt kelmadi musulmonlarga. Ha keldi birodarlar. Keldi. Eshitayotgan har bir Qur'on oyatimiz bizi foydamizga yoki zararimizga hujjat. Amal qilsak bizi foydamizga, illo zararimizga hujjat bo'ladi.